Aydın'ın Yenipazar ilçesi pide ve gastronomi şenliğine ev sahipliği yapıyor. Aydın'ın Staslow yani sakin şehir ünvanlı ilçelerinden Yenipazar'da düzenlenen pide ve gastronomi şenliği renkli geçti. Şenlik kortej yürüyüşüyle başladı. Ünü il sınırlarını aşan Yenipazar pidesi şenliğe damga vurdu. Pide tadım etkinliğinde konuşan 60 yıllık pide ustası Mehmet Sümer, 120 yıllık geçmişi bulunan Yenipazar pidesinin sırrını açıkladı. Biz sevgimizi katıyoruz, tamam mı? Kabiliyetimizi katıyoruz. Orada bir şey oluşuyor yani. Damak sevgi oluşuyor. Ulusal Kanal Yenipazarlılara mikrofon uzattı. Her şey organik olduğu için pideyi gayet güzel zevkle yiyoruz. 50 yıldır bu pideyi yiyorum. Bu ayranı başka bir yerde içemezsiniz. Nedir özelliği? Özelliği içinde yoğurt var, su var, tuz var fakat en önemlisi sevgi var. Şenlikte yöresel el sanatlarının ve birbirinden lezzetli doğal köy ürünlerinin de yer aldığı yerel üretici pazarı büyük ilgi gördü. Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Rüsnan Erden, ilçenin tarım ve turizm dışında seçeneği olmadığını, bu tür şenliklerle üreticiyi kalkındırmayı hedeflediklerini söyledi. Hem üreticiye destek olacak, hem yerel üretimi koruyacak, aynı zamanda da kültür varlıklarımıza sahip çıkacak bir strateji izliyoruz. Üretici pazarı da şenlikler, festivaller de bunun için, ilçemizi tanıtmak için çok uygun bir fırsat. Misafirlerimizi bu güzel ilçeyi ziyaret etmelerini ve yerli tohumlardan üretilmiş sağlıklı besinleri burada tatmalarını ve alışveriş yapmalarını istiyoruz, bekliyoruz. O yüzden böyle bir şenlik yaptık. Hurma, toz biber, acı biber, yemiş, fasulye, maydanoz, marul, dalgan, roka, cennet almesi, bölce, işlemiz var. Hepsi kendinizin mi? Hep kendi yaptım. Kendi bahçemde yetiştirdim. Türk kadının hayal gücüyle yaratmış olduğu desenler. Yani kendi duygu ve düşüncelerini aktardığı desenler. Çamlık mesire alanındaki tarihi yel değirmeninde vatandaşlara hurma denilen yöresel yemek ikram edildi. 4. Yenipazar Pide ve Gastronomi Şenliği halk konseriyle sona erdi.